Üstel fonksiyonun birebir bir örten olduğunu bir önceki derste söylemiştik. Dolayısıyla üstel fonksiyonun tersinin de fonksiyon olduğunu da söylemiştik. İşte üstel fonksiyonun ters fonksiyonuna logaritma fonksiyonu denir. Fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyondu. Burada a tabandı. İşte bunun ters fonksiyonu da logaritma a tabanında x'tir. A yani taban biraz aşağıya yazılır. X logaritmayla aynı hizaya yazılır. Fx eşittir 2 üzeri x tabanımız 2. Bunun tersinde de logaritmanın tabanı 2 olacaktır. Logaritma 2 tabanında x olur. Fx eşittir 1 bölü 3 üzeri x. Bunu ben 1 bölü 3 üzeri x diye düşünebilirim. Tabanım 1 bölü 3. Tersini aldığımda logaritma 1 bölü 3 tabanında x elde ederim. Dolayısıyla logaritmanın tersi de üstel fonksiyon olacaktır. Yani logaritma a tabanında x'in tersi a üzeri x olur. Logaritma 3 tabanında x'in tersi 3 üzeri x olur. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x'in tersi de 1 bölü 2 üzeri x olur. Fx eşittir a üzeri x yani üstel fonksiyon reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlıydı. Bunu epey bir incelemiştik, değerler de vermiştik. Dolayısıyla tersi olan logaritma fonksiyonu da pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlıdır. Yani logaritma fonksiyonundaki x'e biz sadece pozitif değerler verebiliriz. X büyük 0'dır. Ayrıca taban aynen üstel fonksiyonundaki gibi 1 olamaz ve taban da büyük 0 olmalı. Soldaki grafikler tabanın birden büyük olduğu durumlar, sağdaki tabanın birden küçük olduğu durumlar. Kırmızı olan üstel fonksiyonun grafiği a birden büyükken yani taban birden büyükken artan olduğunu daha önce söylemiştik. Bu grafiği de çizmiştik. Yeşil ile gösterilen de bunun tersi yani logaritma a tabanında x'in grafiği. Ters fonksiyonlar oldukları için y eşittir x doğrusuna göre simetriktirler. Aynadaki yansıma gibiler. Logaritmanın grafiği de yine a büyük bir için artandır ve x'teki bir noktasından geçer. Sağdaki grafiklerde de kırmızıyla gösterilen yine üstel fonksiyonun grafiği a küçük bir durumu. Burada da azalan olduğunu görüyoruz. Yeşil ile gösterilen de bunun y eşittir x doğrusuna göre simetri olan tersinin yani logaritma a tabanında x'in grafiği benzer şekilde o da a küçük bir için azalan. A üzeri logaritma a tabanında x. A'nın üssü ve logaritma a tabanı birbirlerinin tersi olduğu için bunlar birbirini götürür arkadaşlar. Dolayısıyla sadece x kalır. X'e eşittir. 3 üssü logaritma 3 tabanında x. Yine 3'ün üssü ile logaritma 3 tabanı birbirinin tersi olduğu için birbirini götürür. Sonuç yine x olur. Logaritma a tabanında a üzeri x. Bu demin yaptıklarımızdan sadece sıra değişmiş. Dışarıda ilk logaritma var, içeride üstel fonksiyon var. Bunlar yine birbirlerinin tersidir. Birbirini götürürler ve sonuç x olur. Hemen yanında da logaritma 5 tabanında 5 üzeri x. Bunlar birbirini götürür ve sonuç x olur. Y eşittir 3 üzeri x eksi 2. Buradan x elde edebilmemiz için, üstten kurtarabilmemiz için iki tarafı da logaritma 3 tabanında yazmamız gerekir. İki tarafı da logaritma 3 tabanını uyguladık. Bu bir eşitlik olduğu için iki tarafın da logaritma 3 tabanında yazılması eşitliği etkilemez. Ve bakın sağ tarafta logaritma 3 ve 3'ün üssü birbirinin tersi olduğu için bunlar gider ve x eksi 2 kalır. Aşağıya tekrar yazdım. Eksi 2'yi de karşıya atarsak x eşittir logaritma 3 tabanında y artı 2 bulunur. Dördüncü maddede x'i elde edebilmek için logaritmadan kurtulmamız lazım. İki tarafı da 2'nin üssü olarak yazalım. İki tarafı da yani 5 2 üzeri 5 oldu. Logaritma 2 tabanında x de 2 üzeri logaritma 2 tabanında x oldu. İki tarafa da aynı şeyi uyguladığımda eşitlik bozulmaz. Yine dikkat edersek 2'nin üssüyle logaritma 2 tabanı birbirini götürür ve x eşit 2 üzeri 5 yani 32 bulunur. Aslında burada yaptığımız işlemi şöyle düşünebiliriz pratik olarak. Yani mantığı bu. Şu 2 sanki bunun altına gelmiş 5 üs olmuş ve logaritma ortadan kalkmış gibi düşünürsek x eşittir 2 üzeri 5'i daha pratik elde edebiliriz ama dediğim gibi mantığı bu. Beşinci maddede pratik yolu uygulayalım. 6 bunun tabanı olsun. Logaritma gitsin. X eşittir 6'nın karesi yani 36. Altıncı maddede iki tarafın 5 tabanında logaritmasını alalım.
Sol tarafta 5 tabanında logaritmayı aldım. Sağ tarafta bu 5 gideceği için direkt logaritma yazmadan x artı 3 yazabilirim. 3'ü de karşıya eksi olarak atarsam x eşittir logaritma 5 tabanında y eksi 3 elde edilir. Logaritma içeren bir fonksiyon veriliyor ve bunun tersi isteniyor. Ters fonksiyon alırken yine önceki yıllardan hatırlayalım. Fx'e y diyorduk. Sonra x ile y'nin yerini değiştirip y'yi yalnız bırakmaya çalışıyorduk. X ile y'nin yerini değiştirdim. Şimdi amacım y'yi yalnız bırakmak. Bunun için şu eksi logaritma 2 tabanında y eksi 1'i sola artı olarak alıyorum. X'i sağa eksi olarak alıyorum. Şimdi sol tarafta sadece logaritmalı ifade kaldı. Bu bunun altına geliyordu ve logaritma gidiyordu. O zaman y eksi 1 eşittir. 2 üzeri 2 eksi x elde edilir. Y'nin yalnız kalmasına çok az kaldı. Eksi 1 de karşıya attım mı y yalnız kalıyor. Eksi 1 karşıya artı 1 olarak geçti ve y yalnız kaldı. Y yalnız kalınca elde etmiş olduğum bu x'li ifade işte benim ters fonksiyonum. Zaten logaritmalı bir fonksiyonun tersi de üstel bir formda olacaktır. Burada da üstel formda verilen bir fonksiyon var. Bunun tersini alacağız ve tersi logaritmalı olacak. Hatta 5 tabanında logaritmalı olacak diyebiliriz. Benzer şekilde fx'e y dedim. X ile y'nin yerini değiştirdim. Amacım y'yi yalnız bırakmak. İlk önce eksi 3'ü sol artı olarak atalım. Üstel kısım yalnız kalınca her tarafın 5 tabanında logaritmasını alalım. Sol tarafı 5 tabanında yazdım. Sağ tarafta da bakın üstel fonksiyonuna gidecek. O yüzden yazmıyorum. Sadece 2y artı 1 kalacak. Çünkü logaritma 5 tabanıyla 5'in üssü birbirinin tersiydi götürüyordu. Şimdi sadece y'yi yalnız bırakacağım. Önce 1'i karşıya eksi olarak sonra da çarpı 2'yi bölü olarak atıyorum. 2y eşittir logaritma 5 tabanında x artı 3 eksi 1. Şimdi çarpı 2'yi bölü olarak atarsam elde edilir. Bu da benim ters fonksiyonum. Logaritma a tabanında b'nin tanımlı olabilmesi için 1. A eşit değil 1 olmalıdır. Yani üstel fonksiyonda taban nasıl 1 olamıyorsa bu aynı a olduğu için logaritmada da taban 1 olamaz. 2. A büyük 0 olmalıdır. Aynen üstel fonksiyonda olduğu gibi. Logaritma fonksiyonu pozitif reel sayılardan reel sayıları tanımlı olduğu için yani üstel fonksiyonun tam tersi olduğu için logaritma fonksiyonun içi de yani b de pozitif olmalı. B büyük 0 olmalı. Bu 3 şart sağlanırsa ancak logaritma tanımlı olur. Fx eşittir logaritma 2 tabanında x eksi 7. En geniş tanım kümesini bulacağım. Bu 3 şarttan zaten ikisi sağlanıyor. Yani taban 1 değil ve taban pozitif. Tek şart, üçüncü şart buranın pozitif olması. X eksi 7 büyük 0 olmalı. 7'yi de karşıya atarsak x büyük 7 olmalıdır. Yani en geniş tanım kümesi 7'den sonsuza kadar. X 7 sonsuz aralığında seçilirse logaritma tanımlı olur. Gx'i inceleyelim. Birinci şartım tabanın 1 olmamasıydı. Bakalım nerede 1 oluyor? 3 eksi x'i 1'e eşitleyelim. X'i 2 buluyoruz. X 2 olduğunda taban 1 olacak. Demek ki x'in 2 olmaması lazım. 2 taban pozitif olmalı. Eksi x'i karşıya atarsam x küçük 3 olması gerektiğini bulurum. Üçüncü şartımda logaritmanın içinin yani x artı 2'nin pozitif olması. X artı 2 büyük 0'sa x büyük eksi 2'dir. Şimdi bu 3 şartı birleştirip en geniş tanım kümesini bulacağız. X küçük 3 diyor ikinci şart. Yani şu kısım. X büyük eksi 2 diyor üçüncü şartım. Yani şu kısım bakın ikisinin birden sağlandığı yerler eksi 2'den 3'e kadar olan yerler. Tabii 2 de olmayacak. Buradan 2'yi de atmamız lazım. Dolayısıyla tanım kümem belli oldu. Eksi 2 3 aralığından 2 noktasını atarsak en geniş tanım kümesini bulmuş oluruz. Fx eşittir logaritma x kare eksi 4 tabanında x eksi 4'e bakalım. Birinci şartım taban 1 olmamalı. Nerede 1 olduğunu bulmak için x kare eksi 4'ü 1'e eşitledim. Eksi 4'ü karşıya atalım. X kare eşittir 5 ve x eksi artı kök 5 bulunur. Demek ki x eksi artı kök 5 olmayacak. İkinci şartım x kare eksi 4'ün 0'dan büyük olması. Eksi 4'ü karşıya atalım. X kare büyüktür 4 elde ederiz. O halde x büyüktür 2 veya x küçüktür eksi 2 olmalı. Üçüncü şartım da x eksi 4'ün pozitif olması. X eksi 4 büyük 0. Eksi 4'ü karşıya atarsam x büyüktür 4 olmalı. Birinci şartım x eksi veya artı kök 5 olamaz. Şuralara birer boşluk koyalım. İkinci şartım x büyüktür 2. Yani burası veya x küçüktür eksi 2 olmalı. Yani burası. Üçüncü şartım da x'in 4'ten
büyük olması onu da böyle gösterdim. Yani sonsuza kadar gidiyor bu. Ve hepsinin birden sağlandığı yer sevgili öğrenciler bakın burası. Şu kısım. Bu kısımda bütün şartlar sağlanmış olur. Çünkü burada veya var. Yani bunlardan birinin olması yeterli. Kök 5 olmuyor. Eksi kök 5 olmuyor. X hem 4'ten büyük oluyor. Hem 2'den de büyük oluyor. Yani 4'ten büyük aldığımızda tüm şartlar sağlanmış olur. O zaman tanım kümem 4'ten sonsuza kadardır. HX fonksiyonunda ise iki şart sağlanıyor. Taban 1 değil ve 0'dan büyük. Sadece içinin pozitif olmasına bakacağız. Bu fonksiyonun işaretini incelemem lazım. Çarpanlarını ayırırsam eksi 2 ve eksi 1 çarpımları artı 2 toplamları eksi 3. Yani köklerim x eşit 2 ve x eşit 1. X eşit 1 ve 2 benim köklerim. Burada 0 oluyor. En büyük dereceli terim artı olduğu için en sağdan artıyla başlıyorum. Artı, eksi, artı. Ben pozitif olan yerleri istiyorum. Yani buraları istiyorum. Taradığım yerlere dikkat edersek eksi sonsuzdan 1'e kadar birleşim 2'den sonsuza kadar. Tanım kümemiz eksi sonsuzdan 1'e kadar birleşim 2'den sonsuza kadar. Logaritmalı bir denklem var. Önce dıştan başlıyoruz. 2 bunun altına taban olduğunda bu logaritma gidiyordu. Dıştaki logaritma gidince logaritma 3 tabanında x eksi 2 eşittir. Bu 2 üzeri 1 oldu. Yani 2'ye eşit oldu. Şimdi de bunun altında taban olarak gelir. Bu logaritma gider. X eksi 2 eşittir. 3 üzeri 2 yani 9. Eksi 2'yi de karşıya atarsak x eşittir 11. Burada da 8 bunun altına taban olarak gelecek. Yani 8 üzeri 0, 1 gelecek. Şu logaritma gidiyor. Şimdi bu 3 bunun altına gelecek. 3 üzeri 1, 3 olacak. Ve bu logaritma gidecek. Son olarak 2 3'ün altına taban olarak gelirse x eşittir. 2 üzeri 3 de bu logaritma da gitti. Yani 8.